Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Malum üzere kar yağışı başladı ve havalar iyice soğudu. Hepinizin aklındaki soru, buzağlarımız üşüyecek mi? Hocam, sizin buzağlarınız hep dışarıda, bu buzağlar üşümüyor mu diye soruyorsunuz. Elbette ki biraz üşüyebilirler. Özellikle hasta oldukları zaman ciddi anlamda üşüyorlar. Çünkü süt içmeleri azalıyor, yem yemeleri azalıyor. Vücuda giren enerji miktarı azaldığı için bir üşümeler meydana geliyor. Hayvanımız ishal ise revirimiz var. Revirimize götürüyoruz. Çünkü ishal olduğu zaman termoregülasyonu, yani vücut sıcaklığını sabit tutamıyor hayvan. Sabit tutamadığı için de üşümeye başlıyor. Ve kışın buzağı ölümlerinin artmasının nedeni de budur yani. Hayvan ishal oluyor. Yeterli miktarda enerji alamıyor vücuda. Ve enerjiyi sağlayamadığı için vücut sıcaklığını sağlayamıyor. Ve buzağınız hipotermiye, yani ateş düşüklüğüne giriyor. Ve hayvanınız ölüyor arkadaşlar. Gelelim bizim konumuza. Buzağlarımız üşüyor mu? Buzağlarımız illaki üşüyor ama üşümemesi için yapmamız gerekenler var. Onları yapmaya çalışıyoruz. Onlar da nedir? Süt miktarını artırıyoruz buzağlara. Süt miktarını artırdıktan sonra bir de yem miktarını artırıyoruz. Yem miktarıyla süt miktarını artırdığımız zaman hani hızlı bir şekilde artırmıyoruz. Kademeli olarak artırmanız gerekiyor ki kademeli artırdığınız zaman hayvanınız ishal olmayacaktır. Çünkü bir anda fazla miktarda süt ve yem girdiğiniz zaman buzağlarınız ishal olabilir ve istenmeyen bir durum. Bağırsaklardaki yapıyı bozarsak, florayı bozarsak çeşitli hastalıklar çıkabilir. O yüzden küçük küçük miktarlarda süt ve yemi artırdığımız zaman sağlıklı bir şekilde artış sağlayacağız. Hayvanımızın enerjisini tamamlayacağız. Çünkü soğuk gerçekten buzağının vücudundaki ya da ineklerimizin vücudundaki enerjiyi emiyor. Öyle düşünelim. Burada ineklerinizde de yemleri artırmanız gerekiyor. Bütün hayvanlarınızın yemlerini artırdığınız zaman bir sıcaklık dengesini sağlamış olacağız. Biz burada başka ne gibi şeyler yapıyoruz? Bizim kulübelerimiz izolasyonlu arkadaşlar. Yani evlerdekiler gibi düşünebilirsiniz. İçerisinde siyah bir zift kaplı. Bu yazın sıcaktan koruyor buzağları, kışın da soğuktan koruyor. Çok yağmur ve kar yağdığı zaman tek bir sıkıntımız oluyor. O toprak oradaki suyu şey yapamıyor. Arkada bayağı bir oyun var. Toprak suyu ememediği için buzağların altları ıslanabiliyor. O yüzden sık sık saman değişimi, yani altlık değişimi yapıyoruz. Ki kuru olsun, hayvanımız güzel bir şekilde hayatını devam ettirsin. Çünkü rüzgarlar oluyor, vücudu ıslak olursa buzağlarımız illaki hasta olacaktır. Bir de hayvanlarımızda solunum sıkıntıları varsa illaki bir terleme olacaktır. Bu terlemeden sonra hayvanı süt içmek için ya da yemek için, yem yemek için kulübeden çıkarsa o terliyken, o solunum sıkıntısıyla bir terleme geliyor. Terliyken hayvanınız yem yemeye gitti ve rüzgara kapıldığı zaman bir akciğer enfeksiyonuna yakalanabilir. Bunları engellemek için bu mevsimden önce bir akciğerleri için, yani karma aşılar var. Onları yaptırmanız gerekiyordu. Yaptırıp kışa öyle sağlam adımlarla girmeniz gerekiyordu. Yapmadıysanız hemen yaptırın bence, hekimlerinizle görüşüp. Yaptırdıktan sonra bir de hayvanlarınıza kış mevsimi boyunca vitamin ve mineral takviyeleri yaparsanız, özellikle C vitamini içeren, bunlar bağışıklık sistemini artıracaktır. Bağışıklık sistemi yüksek olan buzağlarınız da kolay kolay hasta olmayacaktır. Çok çok küçük buzağlarınız varsa, yeni doğmuş, onları ilk başta içeride tutabilirsiniz. Buzağlarınız ishal olduysa bunları, kapalı ahırınız varsa oraya alabilirsiniz. Çünkü vücut sıcaklığını sağlayamayacak. Ya da kapalı bir eviniz, odanız varsa oraya yanına UFO yakıp ishal buzağlarınızı birbirine temas etmeyecek şekilde orada tutarsanız daha sağlıklı olur. Çünkü ishal olan buzağlarda ne demiştik? Termoregülasyon, yani vücut sıcaklığına bir denge bozukluğu oluşacak. O dengeyi sağlayamadıkları için buzağlarımız kışın hızlı ölüyorlar. Başka ne yapıyoruz biz? Sütü artırıyoruz. Aşılarımızı tamamlıyoruz. Sütümüzü artırdık, aşılarımızı yaptık, yemleri artırdık ve buzağlarımızın refah seviyesini artırmaya çalışıyoruz. Başka da herhangi yaptığımız pek bir şey yok arkadaşlar. Sabah sütüyle akşam sütünü aynı saatte vermeye çalışın. Çünkü buradaki zaman farklılıkları buzağların ishal olmasına sebebiyet veriyor. Varsa başka hastalıklarınızın buzağlarda ya da önceden akciğer enfeksiyonu geçirmiş
buzağlarınız ya da büyük danalarınız varsa bunları yakından takip etmeniz gerekiyor. Bu soğuklarda özellikle cereyan yapan yerlerde hayvanlarınız hızlı bir şekilde o hastalıklarını tekrar edebilirler. Başka da ekleyeceğim pek bir şey yok. Sorularınız varsa, merak ettikleriniz varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Onları da tek tek cevap vermeye çalışıyorum. Onlara da tek tek cevap vermeye çalışıyorum diyelim. Başka da pek bir şeyimiz yok. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Hoşça kalın, esen de kalın. Instagram adresimi de takip etmeyi unutmayın. Orada kocaman bir aileyiz. Sizleri de o ailenin içerisinde görmek istiyoruz. Şimdilik hoşça kalın.